Hocam Ebu Haris denen adam bu devlette vazifesini yaparken canını teslim eden asker veya polislerimiz için şehit değildir diyor. Bu konu hakkında ne söylersiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Bu ebular demiştik ya, bitmez. Bunların idrakı da İslam'ın ulvi düşüncelerini anlamaya yetmez. Boş boş konuşacaklar. Oturmuş oradan konuşuyor. Sen orada rahat rahat nasıl konuşuyorsun? Sınırdaki asker nöbet tutmasa, düşmana karşı gövdesini göstermese sen burada İslam'ı nasıl anlatacaksın? Nasıl anlatacaksın? Oturmuş oturduğu yerden işte ölen asker şehit değilmiş. Bu sisteme askerlik yapanların şehit olmadığını, kafir olduğunu söylüyorum. Askerlik yapanların şehit olmadığını, kafir olduğunu söylüyorum. Neye göre şehit değilmiş ya? Şehitlerin listesini sen mi tutuyorsun? Sen mi verdin? Allah yolunda ölen şehittir dedi Peygamber Zişan sallallahu aleyhi ve sellem. Ne biliyorsun o adamın niyetini sen? Kalbini ne biliyorsun? Yahu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem niyetler konusunda ne buyurdu? Ne buyurdu? Yani Hazreti Üsame radıyallahu teala gitti fethettiği yerde bir kafire kılıcını çekti tam öldürecek kafir Müslüman oldum dedi. Müslüman olduğu halde öldürdü onu. Resul-i Ekrem ne dedi? Niye öldürdün ya Üsame? Dedi ki ya Resulallah korkudan dolayı söyledi. Yani canını kurtarmak için iman et. Yoksa imanla alakası yoktu. Açıp da kalbin içine mi baktın dedi Hazreti Fakrı Cihan. Yani aleni bir şekilde Hazreti Üsame'nin yaptığı bize doğru gözüküyor. Yani adam gerçekten korktuğundan kendini kurtarmak için böyle yaptı. Ama Resul-i Ekrem ne dedi? Kalbini açıp baktın mı? Sen bu ülke demokrasiyle yönetiliyor fakat cephede savaşan şehit olan veyahut da içeride şehit olan Müslümanın şehit denilen öldürülen o insanın kalbini açıp baktın mı, niyetini biliyor musun ki o şehit değildir diyebiliyorsun. Bu ne pervasız ne terbiyesiz haldir ya. Oturmuş orada rahat rahat oturup da sohbet edebiliyorsan, düşman sana çullanmıyorsa, bu rahatlığı o cephede bekleyen, nöbet tutan askerin sayesinde elde etmişsin. Utanmadan ona teşekkür etmen lazımken onu aşağılayıcı sözlerle ona yaklaşıyorsun. O kafirdir, bu kafirdir, şu kafirdir. Bunların zaten başka bildiği işi yok. O müşrik, bu müşrik diyecekler. Öyle yolda gidecekler. Fakat yani devletimiz bu insanları görmüyor mu? Ben anlamıyorum yani. Bu devletin içerisinde yaşayacaksın. O asker nöbet tuttuğu için rahat rahat oturup sohbet yapacaksın. O sohbette o askerin işi iş değil, bu polisin işi iş değil diyeceksin. Ve devlet de sana izin verecek. Konuşur. Konuşabildiğin kadar konuş. Nasıl bir zamandayız? Nasıl bir düzendeyiz biz ya? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki abdesti ölen şehittir. Niyeti Allah olan, Allah ve Resul olan şehittir. Cephede savaşan asker, bu memlekette ezanların sesleri kesilmesin, ibadet edenlerin alınları secdeden geri durmasın, Allah'ın zikri kesilmesin, Allah'ın dini yücelsin, niyetini kalbini taşıdıktan sonra onun şehadetine kim dil uzatabilir? Kim dil uzatabilir? Bu memlekette Müslümanlar yaşıyor. O Müslümanlar rahat rahat yaşayıp ibadetlerini yapsın diye ben nöbet tutuyorum diyen polis o nöbetinde canını teslim ederse onun şehadetine kim dil uzatabilir? Demokrasi veyahut da farklı farklı yanlış kuralları düzeltmek bizim elimizde değil ki. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah subhanahu ve teala gücünün yetmediğine seni mükellef kılmıyor. Benim gücüm buna yetmiyor. Gücümün yettiği yerde Allah'ın dinini yaşıyorum gücümün yettiğince. Asker ölürse şehit değil, polis ölürse şehit değil, oy atarsan kafirsin. Yani bunların işi bu ya. Bunların işi bizi bölmek, parçalayıp götürmek. Yani bu kadar pervasız olabilir bir insan. Oturduğu yerde rahat rahat oturmasının asli unsuru olan cephede bekleyen, sınırda bekleyen askerin yaptığı vazifeyi küçümseyen bir ahlaksızdır bu. Ebu Haris'tir bilmem Ebu başka ne Ebular çıkar bir sürü Ebular bitmez. Bunlar gerçek isimlerini söyleyecek yürekleri de yoktur bunların. Ebu Haris denilen ne demişlerdi ya? Sıvacı Ramazan. Sıvacı Ramazan'mış bunun adı. Bursa'dan cemaatimiz söylemişti bizim evet bir sohbette. Sıvacı Ramazan diyor hocam onu öyle bilirler. Çıkıyor işte Ebu Haris çakma ismiyle.
Milletin gözlerini boyuyor. O kafir, bu kafir. Herkese yaftayı yapıştırıyor. Kendilerinde hani âlâ Müslüman yok. Nasıl bunun Müslümanlığı? Oturmuş burada cephede kafir dediği askerin cephede tuttuğu nöbet ile burada rahat rahat oturuyor. İnsanların içerisinde nöbet tutan polisin onlara sağladığı emniyet ile sohbet yapıyor insanlara. Onunla birlikte ona kafir diyor, buna kafir diyor. Bu devletin içinde oturacak, bu devletin sunduğu refahı yaşayacak. Ondan sonra hem devletine kafir diyecek, hem devletinin yöneticine kafir diyecek. Bu devlette askerlik yapana kafir diyecek, askerlik yapılmaz diyecek. Ha, öyle söylüyor bile. Bu devlette askerlik yapılmaz diyor. Gitmeyeceksiniz diyor. Zorlamak diye bir şey yok diyor. Ben gitmiyorum diyeceksin diyor. Ne olursa olsun diyor. Sabah dedin. Ben bu inanışta değilim değil. Adam zaten size askerlik bile yaptırmaz. Böyle ben ikrah gördüm, beni yakaladılar. Onun için şu anda askerlik yap, böyle bir şey yok. Şimdi sıç olacak belki ama yapmıyoruz ya arkadaş. Yapmıyoruz yani. Ver gitsin kayıt şeyini, sıkıntı yok. Yapmıyoruz yani. Bu anlamda... Böyle. Bunları rahat rahat söylüyor. Bu devletin içerisinde bunları söyleyebiliyor yani. Bu devletin ekmeğini yiyen, bu devletin askerinin sağladığı, polisinin sağladığı refahta, huzurda yaşayan insan devletinin askerine de polisine de bunları söyleyebiliyor işte. Allah akıbetimizi hayır eylesin. Ne diyelim? Bu tip insanlardan uzak durmak gerekir. Bunların fikirleri İslam'a aykırıdır. Müslümanlığın birliğini bozmak üzeredir. Allah muhafaza buyursun. Vesselam.